Merhabalar, ben Ali Can Akdeniz. Bu videoda sizlere bu dönem yapacağımız uzaktan öğretim yöntemi ile sınavlara ilişkin önemli noktalardan ve dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, sınav programınız ve yoklama listeleriniz ilgili bölüm web sayfası altında paylaşılmış durumda. Buradan sınav programlarınıza ve yoklama listelerinize ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde buradaki sınavlara ilişkin usul ve esasları da okumakta fayda var. Şimdi şöyle yapalım. Örnek bir öğrenci üzerinden yapılacak sınavların uygulama yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları size göstermiş olayım. Bildiğiniz üzere bizim 3 çeşit sınav yöntemimiz var. Bunlardan birincisi online test sınavı, ikincisi yazılı sınav, üçüncüsü de ödev proje veya sunum şeklinde olabilir. Şöyle ana sayfada açılan sınavlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Kısaca bunlara erişebilirsiniz. Takvimler kısmında ve yaklaşan etkinlikler kısmında bunlar gözükecektir. Şimdi ben şöyle yapayım. İlgili dersimin altına gidip online test sınavı için bir tane uygulama yapalım. Burada sınav için kısa bir bilgilendirme yer alacak. Hemen altında sınav uyarılarından size bahsediliyor olacak. Örneğin sınav için tek bir hakkınızın olduğu, sınavda sorular arası gezinmenin kapatılmış olduğu, yoklama listesi ve gruplara dikkat etmeniz gerektiği gibi hususlar. Burada alt tarafta yoklama listesi, canlı yoklama linkleri ve sınav erişim şeklinde taglar var. Yoklama listesinden hangi sanal sınıfta canlı yoklamanızı vereceğiniz gibi bilgiler yer alacak. Örneğin şöyle, yukarıdan grubunuzu öğrendiniz. Aşağıdan da örneğin A grubu için canlı yoklama linkine tıklıyorum. Ve buradan da Google Meet uygulamasıyla görüntülü olarak canlı yoklamamı yerine getireceğim. Buradan hemen katıl diyorum. Google Meet uygulamasını telefondan kullanmak isteyenler için de Play Store veya App Store'da Google Meet uygulamasını indirip rahatça kullanabilirsiniz. Bu noktada da herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır. Şöyle sınav esnasında kameranızın açık bulunması gerekiyor. Yine gerekli duyulduğu noktalarda da mikrofonunuzun açılması istenebilir. Sınav esnasında yaşayacağınız herhangi bir problemde veya sınav hakkında sormak istediğiniz bir soru olduğunda burada sağ taraftan hocamıza yazabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Bu kısım bu şekilde. Burada canlı yoklama linkini ve onayını almanız gerekiyor. Hocamızla birebir iletişime geçip bu onayı sağlamanız gerekecek. Bunu yaptığımızı varsayıyorum. Yani canlı yoklama linkinden yoklama teyidini verdim. Şimdi de sınavı başlatma kısmında şöyle yapalım. Sınava tıklıyorum. Burada size yine uyarılarda bulunuyor. İşte bir hakkınızın olduğunu, sınavın başlangıç ve bitiş saatlerinin yani görünürlüğünün bu saatler arasında olduğunu ve sınavı başlattığınız anda da geri sayımınızın 45 dakika olduğunu size söylüyor. Şimdi ben şöyle yapayım. Hemen buradan sınavı şimdi uygula diyorum. Uygulamayı başlat diyorum. Burada sorular size tek tek karşınıza gelecek ve mutlaka soruyu cevaplayıp ondan sonra bir sonraki soruya geçin. Çünkü şöyle göstereyim. Örneğin bu soruyu cevaplamadınız. Sonraki soruya geçtiniz. Geri bir önceki soruya dönemiyorsunuz. Bu alınan karar doğrultusunda kapatılmış durumda. Yine aynı şekilde sorularda kopyalama yapıştırma gibi işlemleriniz kısıtlanmış durumda. Aynı zamanda şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Burada yaptığınız her işlemler, yaptığınız her bir gezinmeler arka planda sistem tarafından tutulmakta. Ve şöyle sorular da geliyor. İşte sınav esasında internetin kopması veya sınavdan yanlışlıkla çıkıp tekrar bağlanmak istediğinde problem yaşamayayım gibi. Buradaki sınav süreniz sona ermediği sürece internet kopmaları veya yanlışlıkla kapatmalar noktasında geri dönüp sınavınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tabii buradaki internet kopması veya kişinin kendisinin kapatması gibi durumları sistem yine kendisi tutuyor. Veya farklı cihazlardan giriş yaptığınızda da bu noktalarda sistem bunların her birini tutuyor. Bu tür noktalara mutlaka dikkat edin. Ben şöyle şimdi soruların hepsini cevaplamayacağım. Şöyle birkaç tanesini geçeyim. Hani şöyle en sonunda da uygulamayı bitirdiğim ben. Burada cevaplamış olduğunuz soruları ya da boş geçtiğiniz soruları görebilirsiniz. Ve en sonunda da kalan sürenizi yine size söylüyor. En son tümünü gönder ve bitir diyorum şu şekilde. Ve benim için sınav sona ermiş oluyor. Online test sınavımız bu şekilde. Bir de bunun yazılı sınav versiyonumuz var. Onun için de şu dersime gideyim. Bakın yine burada bir tane sınav modülümüz var. Sınav hakkında kısa bilgilendirmeler, işte 10 sorudan oluştuğunun ve süresinin 75 dakika olduğu gibi, işte sınav uyarıları. Yazılı sınavda yapmanız gereken işlemler şöyle. Size hocamız
bir yazılı sınav şeklinde soruları iletecek. Bu PDF şeklinde bilgisayar üzerinde veya anlık görüntüleyebilirsiniz. Ve belirtilen sürede bu soruları el yazınızla cevaplayıp fotoğrafını çekerek veya hani imkanınız varsa da taratarak geri burada sisteme yüklemeniz gerekiyor. Yine burada ilgili canlı yoklama yönergelerini yerine getirmeniz gerekiyor. Şu sınav arayışım kısmından da şöyle yapalım. Örnek bir tane gönderi ekleyeyim. Burada yazılı sınav için hocamızın sorularda dikkat etmeniz gereken noktalarda burada bir şeyler belirtmiş olabilir. Yine burada sınav soruları yer alacak. Burada sınav sorularına tıkladığınız anda indirebilirsiniz. Daha sonrasında soruları cevapladınız, en son bitirdiniz. Burada gönderim ekle kısmından dilerseniz tek tek fotoğrafını, dilerseniz de rarlayarak veya PDF'e dönüştürerek buraya gönderebilirsiniz. Şimdi ben şöyle örnek bir tane dosya yükleyeyim. Şu olsun, şu şekilde yüklediğim. Soruları çözdüğümü el yazımla yazıp fotoğrafını çekip geri yüklediğimi varsayıyorum. Şu değişiklikleri kaydediyorum. Ve benim için gönderildiğini söylüyor. Gönderim zamanını söylüyor. Yukarıdan şekilde bu gönderiyi gönderdiğim şeklinde bildiri düşüyor. Siz sınav süreniz bitmediği süre zarfında hani burada anlık bu gönderiyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin ben şunu değiştirmek istiyorum. Silip geri başka bir tane şöyle yapayım. Bunu yüklediğimi varsayıyorum. Bu şekilde de burada bir değişiklik yapabilirsiniz. Yazılı sınav şeklimiz de bu şekilde. Yine diğer üçüncü sınav modelimizde de hani ödev, proje veya sunum şeklinde olacak kısımlarda da yine size bu şekilde bir ödev ve dosya yükleme modülü açılmış halde olacak. Ve hocamızdan iletilen ödev veya projelerin geri yüklemesi sizden istenebilir. Hani sınav modellerimiz bu şekilde. Sınavlarda dikkat etmeniz gereken noktalar bunlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.